Arkadaşlar merhaba, 4. sınıf diş hekimliği dersleri tanıtım videosuna hoş geldiniz. Daha önceden 1. ve 2. ve 3. sınıfları çekmiştik, onlara göz atabilirsiniz. Bu dönem arkadaşlar çok zevkli bir dönemdi. Neden? Çünkü öğrendiğiniz dersleri, konuları klinik bilimlerde birebir uyguluyorsunuz. Gayet hoş geçti. Videoya geçmeden önce benden bu drive'ları isteyenler olacak. Bunun için yorum artı like atmanız yeterli. Ondan sonra Instagram'dan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz linke. Evet. 4. sınıfta temel bilimlerden klinik bilimlere ağırlıklı olarak geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle ki restoratif, protez, periodontoloji, pedodonti, ortodonti, endodonti, cerrahi olmak üzere 8 adet klinik bilimler dersimiz bulunuyor. Bunun dışında meslek hastalıkları ve ergonomi ve kanıta dayalı diş hekimliği almışım. Şu ikisi seçmeli ders. Bir tane de kurulumuz var. Onun dışındakilerin hepsi klinik bilimler. Kurula geçecek olursak arkadaşlar, kurulda temel bilimler oluşuyor. Daha çok yani bizimle alakası olmayan teorik şeyler oluşuyor. Ama çok zevkli. Mesela bakalım. Adli tıp, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji. Tıp dersleri bildiğimiz ama gayet zevkli geçiyor. Bize daha genel kültür anlamında da bayağı şey kattığını düşünüyorum. Mesela psikiyatri. Uzun zamandır psikolojiyle ilgileniyorum ve bu dersten büyük bir zevk aldım. Büyük bir zevkle takip ettim, çalıştım. Onun dışında restoratif, protez, periodontoloji. Teker teker dersleri inceleyelim istiyorsanız. Restoratif. Restoratif arkadaşlar eğitim, öğretim hayatı boyunca korkmayacağınız bir derstir. Genel olarak basit sayılabilir restoratif. Zevklidir. Ne görmüşüz? İndirek estetik restorasyonlar. İnley, onleyler. Restoratif diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü, lazer uygulamaları, pulpa korunması, güncel olan ketkem restorasyonları. Güzel bir konudur. Kanal tedavileri, dişlerin direkt restorasyonları, bitim ve cila. Mesela görüyorsun abi, sen hasta bakarken direkt bitim ve cilayı buradan aklına geliyor. Lamine vener restorasyonlar. Kan alma. Neyse bunlara geçelim. Restoratif bu şekilde. Protez. Arkadaşlar protez 1. 2. sınıfta gayet güzeldi. 4. sınıfın 1. dönemi birazcık zorlandık. Yani ciddi anlamda zorlandık. Bayağı bir büte kalan oldu sınıfın. Belli bir yüzdesi kaldı hatta, öyle söyleyeyim. 2. dönem yine basitti. Ama çok havada kalıyor ya. Yani öğrendiğimiz şeyler 4. sınıfta bayağı bir havada kalıyor. Çünkü onu yapmıyorsunuz falan vesaire derken protezi geçiyorum ondan dolayı. Yani çok fazla zevk aldığım bir ders olmadı. Periodontoloji. Periodontoloji de güzeldir arkadaşlar. Zevklidir. Hocalarınızın slide'ları hazırlayış şekli önemli olmakla birlikte hocalarımız mesela kısa hap bilgiler şeklinde hazırlamışlar. Gayet zevkliydi. Diş eti savunma mekanizmaları, biyofilm, diş eti büyümeleri, flap operasyonları, periodonti hapse, periodontitler, riskli hastalar vesaire derken gayet güzel bir periodonti dönemi geçirdik. Pedodonti. Pedodonti ile endodonti çok yakındır. Tatlı bir derstir. Korkmanız gerek yok arkadaşlar. Pedodonti dersinden de. Evet, gördüğünüz gibi dersler bu şekilde. Ortodonti. Evet. Ortodonti arkadaşlar önceki dönemlere göre bayağı bir zorladı diyebilirim. Bayağı bir apareydi. İşte tedaviydi. Tedavi seçenekleriydi. Zorladı. Bayağı bir ezber var çünkü. Ama yine zevklidir. Yani çalışılınca yapılıyor arkadaşlar. Ama ortodontiye 4. sınıfta bir tık daha yüklenmeniz gerekecek. Diğer derslere nazaran. Hani mesela zorluk sıramasına koyacağım şimdi. Cerrahi 1. sırada gelir. 2. sırada ortodonti gelebilir. Evet, gelelim endodontiye. Arkadaşlar 4. sınıfta en çok sevdiğim, hani doya doya böyle çalıştığım, tekrar çalıştığım, çünkü çalıştığını birebir kullandığım, birebir özümsediğim bir ders oldu endodonti. Gayet hoştu. Acil tedaviler varmış, ilaç kullanımları, travmalar, immünolojisi, mikrobiyolojisi, baş arasında etkili olan faktörler vesaire vesaire. Gayet hoştu endodonti dersi. Çok çalışın. Çok önemlidir. Yani temeli gibi bir şey bence diş hekimliğinin endodonti. Bayağı bir baba bir ders. Bu arada arkadaşlar bu derslerin hepsinin birbiriyle olan bağlantısı var. Atıyorum ortodonti cerrahi ile, cerrahi periodontoloji ile, Tamam mı? İşte endodonti, pedodonti ile, pedodonti, ortodonti ile, protez, ortodonti ile, işte cerrahi ile işte. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, son olarak arkadaşlar cerrahiye gelelim. Cerrahi. Ah cerrahi, vah cerrahi demişler. Cerrahi arkadaşlar eğitim öğretim hayatınız boyunca çok çalışmanız gereken, zorlanabileceğiniz ama sizi zorlamalarındaki temeli de sebebi de anladığınız zaman bunu gayet hoş karşılayacağınız bir durum. Çünkü hasta başında herhangi bir komplikasyon geldiği zaman bunun en büyük, yani tek sorumlusu sizsiniz, doktordur. En büyük diyelim, şimdi başlayan asistanlar falan da olabiliyor. Büyük bir sorumluluk size aittir. Herhangi bir komplikasyonda hasta yakınları ve hasta size gelecektir arkadaşlar. Size dava açacaktır. Bundan dolayı hastalıkları, hangi durumda neler yapmanız gerektiğini ve cerrahi iyi öğrenmeniz gerekiyor. Cerrahi bizim üniversitemizde ve diğer üniversitelerde tahmin ediyorum ki klasik yapılan bir derstir. Çünkü bir konuyu nasıl iyi anladığını özümsersin, anlarsın. Yazılı bir sınavla. Ama zordur. Yani bayağı bir zordur. Mesela bir tane şey açalım. Dersimizi açalım. Bakınız. Cheilitis glandularis. Tanımı var. Etiyolojisi var. Lokalizasyonu var. Klinik belirtileri var. Tedavisi var. Ve bunun gibi onlarca hastalık var arkadaşlar. Siz bir hekim olarak bu hastalıkları bilmeniz gerektiği söyleniyor. Bu hastalıkların tanımı, etiyolojisi, lokalizasyonu ya da herhangi bir şey sınavda çıkabiliyor. Ve mesela tanımı ya da etiyolojisi birbirine benziyor. Lokalizasyonu birbirine benziyor. Tedavileri birbirine benziyor. Sen assam tutar mı? Tutmuyordu. Öyle de bir şey de yok yani. Terimler de, cerrahi terimleri de bir tık zor. Bu bilgileri kafanızda tutmak da zor. Karıştırmamak da zor. Bundan dolayı bayağı bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Cerrahi dersinden korkun. Niye korkun diyorum? Sağlam çalışın. Sonra büte kalmayın. Sonra alttan almayın, sonra sınıfta kalmayın vesaire vesaire. Evet. Belki kısa oldu, belki güzel oldu, belki kötü oldu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. 4. sınıfta stajlar zevkli geçer. Mesela onlarla gruplar olur, atıyorum. 10 kişisi restoratif stajına gider, 10 kişisi cerrahi stajına gider, 10 kişisi protez stajına gider. Sonra 10 kişinin içerisinden günlük olarak 2-3 kişi asistan ya da hocanız eşliğinde hasta bakarsınız. Bir arkadaşınız da asistanınız olur. Gayet güzeldir. Olabildiğince çok hasta bakmaya çalışın. Kimileri hiç diş çekmezken kimileri onu diş çekebiliyor. Onlar daha açık gözlü insanlar. Siz de o açık gözlü insanlardan olun. Ben açık gözlü insanlardan olamadım. Hocalarınızın peşini bırakmayın. Stajlardan sonra, derslerden sonra hocalarınızı kovalayın. Okul dışı zamanlarınızda kovalayın. Öğrenin, sorun. Mümkün olduğunca çok hasta bakmaya çalışın. Ne kadar çok hasta o kadar çok tecrübedir. O kadar çok iyi eğitimdir bana göre. Yani hasta sayısıyla doğru orantılı olarak diyebiliriz yani. Eğitim kalitesini. Şahsi fikrimdir. Evet. Eğitim öğretim döneminizin güzel geçmesinin bir başka faktörü de oluşan olduğunuz gruptur. Çünkü 4. sınıfta artık bir sınıf grubu kalmıyor, sınıf ruhu kalmıyor diyebiliriz. Zaten derslerde ondan geçtiği için. Korona döneminden sonra. Bakalım yeni dönemlerde ne olacak? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Tamamen kalkacak mı online eğitim? Göreceğiz. Bir arkadaşınızla uzun süre görüşemeyebiliyorsunuz. 2 gün sonra, 3 gün sonra stajdan staja karşılaşıyor biliyorsunuz mesela. Atıyorum günler çakışıyor. Ama güzeldir. 4. sınıf güzeldir arkadaşlar. İlk 2 sene de güzeldir. 3 de güzeldir. 4 de 5 de güzeldir. Ve bu şekilde. Hoşça kalın. Başarılı bir 4. sınıf dönemi dilerim.